Merhaba arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önceden yaptığım bir videonun tekrarını çekeceğiz ama bu sefer farklı bir sistemle kaşık oyma bıçağı, yani ahşap oyma bıçağı yapacağız. Bunun için şu şekilde meyve bıçağı gerekiyor bize. Evet, benim çakım nerede? İşte burada. Şöyle bir tanesini alalım. Meyve bıçaklarını şöyle yakından göstereyim. Şu şekilde olanlarından alacaksınız. Ön tarafı düz, üst tarafı yani keskin olan kısmı düz olan, yuvarlak olan kısmı keskin olmayan kısmı olacak. Kabzasını ister sökün ister sökmeyin. Şimdi bıçağımızı sağ elle kullanıyorsanız elimize koyduğumuz zaman keskin olan taraf dışa doğru bakacak. Yani şu şekilde. Böyle olmayacak, yani böyle yapmayacağız. Bu şekilde çevireceğiz bıçağımızı oyma yaparken. O yüzden bükme işlemini şuradan yapıyorum. Şöyle yakından göstereyim size. Tam 90 derece olacak şekilde büküyoruz bıçağımızı. Mengene yardımıyla şu kısmı şöyle döndüreceğiz. Evet, şimdi bıçağımızı bükerken kıvırdığımız bölgeye en yakın kısımdan başlayacağız. Evet, bükme işlemini tamamladım. Çok basit oluyor. Böyle daha kolay. Gördüğünüz gibi bu şekilde kullanacaksınız. Onun sebebini de şimdi açıklayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bıçağımız şöyle oldu. Şimdi onun denemesini yapacağız. Şunları bir kenara alayım. Sonra tanıtırım bunları. Bakın. Normalde biz böyle yapıyorduk. Böyle yaptığımız zaman, yani kaşığı şu şekilde tuttuğumuz zaman, şöyle yaptığında şuradaki tendonları, lifleri falan koparma ihtimali var. Ondan dolayı bu şekilde dışa doğru kaşığımızı oyuyoruz.
Bıçağı biletmek bile biletmeye gerek yok. Çünkü zaten orijinal fabrika biletmesi olduğundan, ama ağzını bozmayacaksınız yaparken. Çok dikkatli yapmanız gerekiyor. Bozarsanız bir daha biletmek zorunda kalırsınız. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde oyma işlemini gerçekleştirebiliyorum. Şimdi bunu kenara alalım. Ve size ben şöyle burada dursun bu. Karadeniz bölgesinde kullanılan kaşık oyma bıçağını göstereyim. Sürbistan'ın Sürmene yapımı bu. Geçen gün bir abimiz de buldum bunu. Normalde bunun ağzı bu tarafa doğru yapılmıştı. Ben başka bir ustayla konuştuğumda bıçağın ağzının bu tarafa olması gerektiğini öğrendim. Yani oyarken şu şekilde oyacaksınız. Bıçağın ağzını ben döndürdüm. Biraz zorladı beni ama işte yapmaya çalıştım. Eski usul oyma bıçakları bu şekildeymiş. Bu da benim geçen de yaptığım videodaki bıçak. Aralarındaki farkı görebiliyorsunuz. Kalınlık farkını. Bu hakiki çelik. Bu hava çeliği. Bunu da döndürdüm ben bir şekilde ısıtarak. Şahsen bunları kullanmayı düşünmüyorum artık. Bunu süs olarak saklayacağım. Şununla yapmaya devam edeceğim. Bu daha iyi kesiyor çünkü. Gördüğünüz gibi. Bir videonun daha sonuna geldik. Kaşık bıçağımı hazırladım. Umarım işinize yarayacak bir bilgi olmuştur. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz sevinirim. Bir başka videoda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler diliyorum.